Teşkilatı, Eskişehir Sarıcakaya İl Teşkilatı, İstanbul Çekmeköy Gazi Osman Paşa, Tuzla ve Ataşehir ilçe teşkilatları ile tüm Canbeyliler Derneği üyeleri ve Rumeli Dernek Başkanları, Kocaeli İzmit ilçe teşkilatı ile grup toplantımıza teşrif eden Darıca Belediyesi Atletizm Kulübü Avrupa Şampiyonu olan sporcular, Konya, Karatay, Ereğli, Ilgın Belediye Başkanları ile ilçe teşkilatları, Meram İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Teşkilatı ile Muhtarlar Derneği, Kütahya Aslanapa İlçe Teşkilatı, Gediz İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı ile Kütahya ilinden grup toplantımıza teşrif eden muhtarlar, Zonguldak Bakacakkadı Gençlik Kolları, Elazığ İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Balıkesir Erdek, Gömeç, Ayvalık ilçe başkanları ve üyeleri, Milli Türk Talebe Birliği Elazığ Teşkilatı, Hatay Antakya Belediye Başkanımız, Türk Hava Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri 91. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle aramızdalar. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkanımız ve Başbakanımız haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili misafirlerimiz. Ülkemizin her köşesinden gelen değerli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri saygı ve muhabbetimle selamlıyorum. Sizlerin şahsınızda bütün vatandaşlarımızı buradan AK Parti grubundan sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İç ve dış gelişmelerle yoğun geçen bir haftayı geride bıraktık. Bir önceki grup toplantımızın hemen ardından bildiğiniz gibi çarşamba günü Hollanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde önce Türk ve Hollandalı yatırımcılarla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik. Hollanda son zamanlarda ilişkilerimizin yüksek bir ivme kazandığı Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten önemli bir dost ve müttefik ülke. Ayrıca bu toplantılarda Almanya ile olduğu gibi Hollanda ile de ikili hükümetler arası zirve yapma kararı aldık. İnşallah Hollanda Başbakanı Sayın Mark Rutte Ekim ayında Türkiye'ye gelerek ikili hükümetler arası zirveyi gerçekleştireceğiz. Hollanda önemli bir ülke dedim. Çünkü 2002-2015 yıllar arasında Hollanda'nın Türkiye yaptığı yatırımın tutarı 21 milyar dolar. Bugün Türkiye'de 2490 Hollanda firması faaliyet gösteriyor. Hollanda'daki Türk firmalarının yatırımları ise 9 milyar doları aşmış durumda. İki ülke yatırımcılarıyla birlikte bu ticari tabloyu daha da ileri seviyelere taşıma noktasında bir sinerji yakaladığımızı, yeni bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. Bu toplantının hemen ardından Hollanda Başbakanı Sayın Rutte ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede düzensiz göç sorununun yanı sıra müzakere sürecimizin ilerletilmesi ve vize serbestisine yönelik atacağımız ortak adımları da gözden geçirdik. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin imkanlarını ve başta Suriye olmak üzere uluslararası konularda detaylarıyla ele alma imkanı bulduk. Türkiye dönüşümüzün hemen ardından Cuma günü çok değerli dost ve kardeş bir ülkeden Katar Emiri Sayın El Sani'yi İstanbul'da misafir ettik ve bölge meselelerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.
Katar'da son dönemde gerek ekonomik gerek siyasi ilişkilerimizin üst düzeye çıktığı çok önemli bir müttefik ülke. Aynı gün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün kayınpederi Muhterem Ahmet Özyurt'un cenazesine katıldık. Bu vesileyle buradan AK Parti grubu adına Sayın Abdullah Gül'e 11. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha partimiz adına başsağlığı diliyorum. Allah'tan merhuma rahmet, ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum. Cumartesi günü artık mutat hale gelen ziyaretlerimizden birini gerçekleştirmek üzere Erzincan'daydık. Burada sizin huzurunuzda söz vermiştim. Her hafta sonu inşallah bir ilimizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkla buluşup onları bizzat dinleyeceğim diye. Mardin'den başlamıştık. Aslında geçen hafta Kahramanmaraş'ımızı da ziyaret edecektik. Kurtuluş günü vesilesiyle 12 Şubat'ta. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün kayınpederinin vefatı dolayısıyla ziyaret edemedim. Ama ilk fırsatta Kahramanmaraş'a geleceğim. Sözümü mutlaka tutacağım. Hemen arkasından 13 Şubat günü Erzincan'ın kurtuluş gününde Erzincan'daydık. Can Erzincan'daydık. Can Erzincan'da hem vatandaşlarımızla kucaklaştık, hasret giderdik, hem de Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladık. Daha sonra Üzümlü ilçesine geçerek Ağızka'dan ülkemize gelen kardeşlerimizle buluştuk, hallerini, hatırlarını sorduk. Erzincan'da yaptığımız temaslar çerçevesinde Terzi Baba Hazretlerini, türbesini ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevini ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz sırasında hem Alevi vatandaşlarımızın biz misafiri olduk hem de taleplerini dinledik. Anadolu Alevi İslam geleneğinde bütün bu geleneği özetleyen bir ifade vardır. Hak Muhammed Ali yolu, Hak Muhammed Ali erkanı. Orada cemevinde Alevi vatandaşlarımıza hitap ederek Allah bizi Hakk'ın tevhidinden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinden ve Hazreti Ali'nin ilminden, irfanından, yolundan uzak eylemesin dediğimde bütün Alevi vatandaşlarımız Allah Allah diyerek niyaz ettiler. İşte bu sesler Ali'siz Alevilik inşa etmek adına bu vatandaşlarımızı geleneklerinden koparmaya çalışanlara verilen en güzel cevaptı. Orada bir kere daha Türkiye'nin çok kültürlü yapısının bizim için ne büyük bir şans olduğunu gözleme imkanı buldum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin, birbirimize muhabbetimizin ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu daha iyi idrak etmek için Anadolu'yu her köşesiyle bilmek, tanımak ve Anadolu'yu içinden yaşamak gerekiyor. Bu sebeple biz her bölgemizde, her şehrimizle irtibatımızı sürekli canlı tutuyor, bütün bu zenginliklerimizden feyz alıyoruz. Nasip olursa her hafta sonu başka bir ilimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaşmaya, dertleşmeye, dertlerine çare olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu haftada Cuma gününde Van'da olacağız. Şimdiden Vanlılara selam ediyorum. Erzincan'ın ardından dün de günübirlik bir ziyaret için Ukrayna'ya gittik. Bu ziyaretimizde Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko, Başbakan Sayın Yatsenyuk ve Parlamento Başkanı Sayın Groysman ile bir araya geldik. Kendileriyle iki ülke ilişkilerini geliştirmek noktasında çok önemli kararlar aldık. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ev sahipliğinde iş adamlarıyla koordinasyon toplantısında da bu ziyaretimiz vesilesiyle Ukrayna ile ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimizi gözden geçirdik. Şimdi burada bu resmi görüşmeler sonrasında yaptığım 3 görüşmeyi özellikle vurgulamak isterim. Resmi görüşmeler bitmişti. Ekonomik işlerle ilgili önemli kararlar almıştık. Hemen arkasından 3 heyeti kabul ettim. Ve 3 heyetin de selamını sizlere getirdim. Birincisi Kırım Tatar Türklerin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sayın Mustafa Cemiloğlu ve ekibi. Kırım Tatarları adına sizlere selamlarını ilettiler. İkincisi Ukrayna'daki Ahıska Türklerinin temsilcileri. Onların da selamları var. Erzincan'da Türkiye'ye misafir ettiğimiz kardeşleriyle buluştuktan sonra Ukrayna'da bu kez kendileriyle bir araya geldim. Üçüncüsü de yine Ukrayna'da güzel Türkçemizi yaşatan Gagavuz Türklerinin, Gökovuz Türklerinin temsilcileri. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız Ukrayna komşu bir ülke. Orayı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ziyaret ediyor ve gönlü Türkiye'yle çarpan 3 tarihtaş toplulukla bir araya geliyoruz. Her birinin ilk ifadesi şu: İyi ki Türkiye var. Elhamdülillah ki Türkiye var. Allah Türkiye'yi aziz eylesin,
kudretli eylesin ki biz buralarda rahat olabilelim. Bu dualar içliğinde kendileriyle sohbet ettiği zaman oradaki bir bilim adamımız, Gökoğuz Türklerinden Yuri Bey, bana Akkerman Kalesi ile ilgili bir kitap hediye etti. Akkerman Kalesi'ni seneler önce ziyaret etmişliğim vardı. Oradan ayrıca Özü Kalesi'nden bahsettik. Sizi şimdi bir an için tarihin bir kesitine götürmek istiyorum. Tam ben bu görüşmeleri yaparken önüme Rus uçaklarının Halep'te hastaneleri ve okulları vurduğunu ve masum çocukların, masum kadınların, sivillerin şehit edildiğini gösteren haber geldi. Bir an gözümün önünde Özü Kalesi ve Sultan 1. Abdülhamit canlandı. Tarih 1789. Özü Kalesi uzun bir direnişten sonra Rus ordusu tarafından işgal edildiğinde geride tek bir canlı bırakmayacak şekilde, affedersiniz hayvanlar da dahil, hepsi her şey katledilmişti. Barbar, doğru. Ve bu haber İstanbul'a ulaştığında Sultan 1. Abdülhamit haberi aldığında, "Ya Rab, ben nasıl bir sultanım ki tebamı ve mazlumları koruyamadım?" diye gözyaşı döktü ve anında felç geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuştu kısa bir süre sonra. Bir an aynı duayı Halep için hepiniz adına etmek geldi gönlümden. "Ya Rab, bize öyle bir güç ver ki, bize öyle bir kudret ver ki, Özü Kalesi'ni 1799'da içindeki her bir ferdiyle yok eden bu zalim, bu barbarlara karşı bugün onların yönelttiği saldırılar karşısında Halep'i, oradaki kardeşlerimizi koruyabilelim." Aynı zalimler, aynı barbarlar bugün Halep'in önündeler. 1789'da Avrupa'da Fransız ihtilali yaşanırken Özü Kalesi'nin önünde barbarlar, zalimler geride tek bir canlı bırakmacasına büyük bir katliam yapmışlardı. Ve bunun acısıyla bir devlet adamı felç geçirip anında, haberi aldığı anda duyduğu sorumluluk duygusuyla vefat etmişti. Kısa bir söz. Şunun için zikrediyorum. Devlet adamlarının sorumluluk duyguları ile ömürleri tükenmedikçe devletler yaşayamazlar. Biz sadece Halep'in değil, Somali'nin, Myanmar'ın Türkiye'ye dönüp yürekleriyle, elleriyle göğe, semaya yükselterek ellerini dua eden, Türkiye için dua eden kim varsa bütün o mazlumların acısını, ızdırabını yüreğimizde hissediyoruz. Birileri diyor ki, "Ne me lazım canım, ilgilenmeyiverin. Dünya kulağını tıkamış, siz de kulağınızı tıkayıverin. Dünya görmüyor, siz de görmeyiverin." Bu yüreksiz, bu vicdansız yaklaşım karşısında biz adaletin, merhametin, vicdanın sesi olmaya, son nefesimize kadar mazlumların hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Dünya görmeyebilir ama biz göreceğiz. Dünya susabilir ama biz susmayacağız. Dünya bir kenara çekilebilir ve bütün bu katliamları izleyebilir ama biz kenara çekilmeyeceğiz. Çünkü bu topraklarda oturmak, bu devletin sorumluluğunu üstlenmek özel bir merhamet duygusu gerektirir. Biz işte bu duyguyla 13 yıldır Türkiye'yi muktedir kılmaya, Türkiye'yi güçlü kılmaya çalışıyoruz. Mardin konuşmamda ülkemizden son kale diye bahsetmiştim. Evet, son kale. Mazlumların sığınabileceği son durak. Mazlumların nefes alabileceği son menzil. İşte bu son durağı, bu son kaleyi son nefesimize kadar savunacağız. Onun için AK Parti hareketi her şeye, her engele rağmen hala bu ülkenin kaderinde en önemli etkiyi yapan aktör durumunda. Aziz dava arkadaşlarım, 2001'de kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yola çıktık ve Allah nasip etti. Türkiye'yi uçurumun kenarından aldık. AK Parti ile birlikte millet iktidara geldi. Milletin bu vicdanı, bu merhameti, bu şefkati, bu derin kültürü iktidara geldi. Adalet, vicdan, merhamet, kardeşlik,
huzur, demokrasi, hukuk, refah ülkeye hakim oldu. 2001 yılında kendisine bile deva olamayan bir ülkeden bugün işte Ukrayna'da olduğu gibi her ziyaretimizde bir grup insanın huzurumuza gelerek iyi ki Türkiye var ve derdimize deva olabilir dedikleri güçlü bir ülke haline getirdik. Onun için bize saldırdılar. İstediler ki bu son kale düşsün. İstediler ki onlar zulüm yaptıklarında seslerini yükseltebilen bir ülke olmasın. Hala istiyorlar ki onlar barbarlıklarını sürdürürken onların yüzlerine karşı hakkı haykıran kimse kalmasın. Biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Karşımızda 7 düvel olsa da, karşımızda nice koalisyonlar olsa da biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. AK Parti'ye karşı ne kumpaslar, ne tuzaklar kurmaya çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun ki hiçbirinde başarılı olamadılar, hiçbirinde hedeflerine ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Çünkü AK Parti'yi bir araya getiren ortak çıkar duygusu değildir. AK Parti'yi bir araya getiren ortak bir takım mevkilere gelme hırsı değildir. AK Parti'yi bir araya getiren işte insanlığın bu vicdanıdır, bu merhamet duygusudur. Bütün vesayet odaklarını, bütün haksız kazanç odaklarını, bütün kirli plan sahiplerine karşı dimdik durduk, milletin hukukunu koruduk. 14 yıldır bazı çevreler birliğimizi, bütünlüğümüzü, muhabbetimizi zayıflatma beklentisiyle sayısız kampanya yürüttüler, yürütüyorlar. Ama her defasında elleri boşa çıktı. Çünkü AK Parti milletle bütünleşerek kendi bütünlüğünü sağlamıştır. İşte burada tek yürek halimizle söylüyorum. Bizim aramızda ihtilaf bekleyenler çok beklerler. Çünkü bizde şahsi hesap yok, ulvi hesap var. Zira AK Parti davası, şahıs davası, şahısların şahsi davası değildir ve olmayacaktır. Bu dava Türkiye'nin davasıdır. Bu dava insanlık onuru davasıdır. Bu dava biraz önce zikrettiğim gibi Özi Kalesi'nde son nefesinde beri İstanbul'a dönenlerin, bu dava şu an dahi Türkiye'ye dönüp, Ankara'ya dönüp selam duran, dua eden Azzezilerin, Haleplilerin, Daralıların, Hamalıların, Humusluların davasıdır. Bu dava hak ve hakkaniyet davasıdır. Biz aziz milletimize, güzel ülkemize karşı sorumluyuz. Biz insanlığa, yeryüzüne, bütün mahlukata karşı sorumluyuz. Değerli arkadaşlarım, Suriye'deki gelişmeler hem büyük bir insanlık trajedisine hem de ulusal güvenliğimizi doğrudan tehdit edecek bir hale dönüşmüş durumda. Rusya, DAEŞ'le mücadele kılıfı altında DAEŞ dışında kalan bütün muhalif gruplara, sivillere yoğun bir şekilde saldırıyor. Dün bana gece geç vakit geldikten sonra arkadaşları son durumu öğrenmek için gece yarısı konutuma çağırdığımda Rus uçaklarının bombardımana tabi tuttuğu Tel Rifat ve Azzez ilçelerini resimlerini gösterdiler. Emin olun boş bir alan dahi yok ki bomba düşmemiş olsun. Evler, tarlalar, her yerde çukurlarla, İHA'larla çekilmiş resimler. Bre insafsızlar. Ne istersiniz bu topraklardan? Hangi kirli hesabın adına bunları yapıyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Bunu gerekli yerlerle de paylaştık. Rus uçakları akıllı bomba kullanmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Yaptığımız tetkikler şunu gösterdi ki Rus uçakları bombaları yüklüyorlar ve ellerindeki bütün bombayı tüketiyorlar. Ve nereye attıklarını da hiç hesap etmiyorlar. Dün, sadece dün Azze'ye, Tel Rifat'a 200 sorti yaptılar. 200. Düşünün bir küçük kasabaya. 200. Ve her bir sortide ne kadar bomba atıldığını düşünün. Niye atıyorlar biliyor musunuz? Çünkü ellerindeki bombaların envanteriden geçmiş süresi dolmuş bombaları tüketmeye çalışıyorlar. Bu kadar alçakça bir plan içindeler. Çünkü en önemli problemlerden biri bu mühimmat konusunda süresi geçmekte olan mühimmatın tüketilmesi. Hem bir taraftan sivilleri öldürüyorlar, bir taraftan muhalefeti zayıflatıyorlar, bir taraftan rejime destek veriyorlar, bir taraftan da ellerindeki mühimmatı bitirerek bu mühimmatı kendi ülkelerinde tahrip ettiklerinde yol açılabilecek çevre zararlarını Suriye'ye taşımış oluyorlar. Bu kadar adice, bu kadar insanlık dışı bir plan içindeler.
sınırımızın hemen yanı başında DAEŞ dışında kalan bütün muhalif unsurları zayıflatmak üzere Türkmenlere, Araplara, Kürtlere yoğun bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Son günlerde Rusya, Esad ve PYD işbirliği halinde Türkiye ile Halep arasındaki son insani yardım koridorunu kapatmak üzere muhalif unsurları havadan ve karadan yoğun bir bombardımana tabi tutuyorlar. Kuşatma altına alınan yiğit Halep, şanlı Halep, gazi ve kahraman Halep'e yardım koridorunun kapanması ve Mare-Cerablus hattında muhaliflere yönelik saldırılarla on binlerce, yüz binlerce mülteciyi Türkiye'ye sığınmak üzere yollara dökmek istiyorlar. Rusya ve Esad, PYD'yi kullanarak Suriye'nin kuzeyinde etnik yapıyı değiştirmek ve Halep'i rejim yanlısı unsurların hakim olduğu bir demografiye kavuşturmak üzere binlerce insanı yerinden, yurdundan koparıyor. DAEŞ'le mücadele etme bahanesiyle uluslararası toplumdan meşruiyet sağlayan Rusya ve PYD, DAEŞ'a tek bir saldırı gerçekleştirmeden sadece ve sadece Esad rejimine muhalif gruplara saldırarak Esad rejimini güçlendirme hedefi biliyorlar. Bugünlerde bir kısım Türkiye içinde de çevreler Esad rejiminin ayakta kalmasını başarı olarak yansıtıyorlar. Bakın arkadaşlar, 5 yıldır Suriye halk hiçbir orduya, düzenli bir yapıya, silaha ve muhammata sahip olmayan o yiğit Suriye halkı önce Esad rejiminin uçaklarına direndi. Varil bombalarına, kimyasal silahlarına direndi. Esad rejimi onları yenemedi. Arkasından Esad, ben yenemiyorum tek başıma, siz de gelin dedi. Hizbullah geldi, birlikte saldırdılar. Yine Halep'i düşüremediler. İdlib'i düşüremediler. Arkasından o yetmedi, İran'ı çağırdılar. İran generalleriyle, düzenli ordusunun unsurlarıyla Suriye'ye geldi. Şu ana kadar İran basın organlarına göre 24 İranlı general Suriye'de öldü. O da yetmedi. Arkasından bütün coğrafyadaki, birçok ülkedeki Şii milisleri getirdiler. Onlarla da Halep'i düşüremediler. Suriye'li halkı bastıramadılar. Tam bu yaz Halep'ten Hama'ya doğru, Humus'a doğru muhalefet ilerlemeye başlayınca bu sefer büyük abilerine gittiler. Tarih boyu Müslümanlara zulmetmiş büyük abilerine, Doğu Anadolu'da Türkleri, Kürtleri katletmiş büyük abilerine Rusya'ya gittiler. Sen gel, biz yapamıyoruz bu katliamı, sen tamamla dediler. Sen daha iyi bilirsin katliamı, sen yap dediler. Ve Eylül ayından bu yana, 30 Eylül'den bu yana bu alçak, bu hain, bu barbar uçaklar sivil asker ayrımı yapmadan, çocuk yaşlı ayrımı yapmadan 8000'e yakın sorti yaptılar. Her bir sortide ne kadar canımızın şehit olduğunu siz hesap edin. Ve şimdi güya barışa doğru gideceğiz derken Münih görüşmesinde aynı alçakça saldırıyı devam ettiriyorlar ki ateşkes sağlanmadan önce Türkiye'nin Halep'e olan koridoru kapansın ve Halep açlığa mahkum edilsin. Bilmedikleri, hesap etmedikleri şey Halep'in o yiğit insanlarının her şeye direndikleri gibi açlığa da direnebileceği. Düşünün, bu kadar saldırıya karşı direnebilen Halep mi muzafferdir, dünyanın en barbar ordularıyla oraya yüklenenler mi muzafferdir? Sonunda zafer mutlaka inananların olacaktır. En son Rusya'nın hava desteğiyle PYD, Minnak Havaalanı'nı ele geçirdikten sonra Türkiye sınırına çok yakın 100 bin insanın yaşadığı Aziz Azze'ye saldırı gerçekleştirdi. Bu çerçevede Türkiye'ye dönük yeni bir mülteci akına mahal vermemek ve mültecilerin güvenli bir şekilde bulundukları yerde kalmalarını temin etmek üzere cumartesi gününden itibaren Esad rejimi ve onun uşağı, onun piyonu, Rusya'nın piyonu olan PYD'ye, YPG'ye yönelik hedeflere angajman kuralları çerçevesinde mukabelede bulunuyoruz. Mukabelede bulunuyoruz, mukabelede bulunmaya devam edeceğiz. Bana ilk topçu mukabelesi angajman kuralları çerçevesinde yapıldığında Azze'den gelen sesleri arkadaşlar dinlettiler. Emin olun insanlar sokağa çıkmış, Türkiye'ye dua ediyor, haykırıyorlardı. Her biri size teşekkür ediyordu. Her biri Türkiye'ye teşekkür ediyordu. Bütün dünyanın sustuğu bir anda onlara, yardıma koşanlara teşekkür ediyordu.
Bizi de engellemeye çalışacaklar, engellemeye gayret ediyorlar. Onlara karşı da elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu son saldırıların Türkiye'yi hedef aldığı, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit ettiği açıktır. Aynı şekilde yoğun bir mülteci akınına yol açan bu saldırıların Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da hedef aldığı ortadadır. Sayın Merkel'le son yaptığımız her görüşmede bu konuda mutabık kalıyoruz. Onun da bizim de. Hollanda Başbakanı'yla yaptığımız görüşmede de mutabık kaldığımız husus, Rusya'nın ve onun arkasındaki güçlerin temel hedefinin daha çok mülteciyi Türkiye'ye sürmek, etnik kıyım üzerinden demografiyi değiştirmek ve bu mülteciler üzerinden Türkiye'yi ve Avrupa'yı baskı altına almak olduğu aşikar. Onun için Sayın Merkel dün yıllarca söylediğimiz bir teklifin haklılığını teyit ederek artık Suriye'de uçuşa yasak bölge, güvenli bir bölge olması gerektiğini ifade etti. Eğer bu gerçeği 3 yıl önce fark etmiş olsaydı uluslararası toplum, şu anda katledilmiş olan on binlerce, yüz binlerce insan belki katledilmemiş, hayatta olmuş olacaklardı. Dünya bizim dediğimiz yere geliyor ama bu arada nice canlar feda ediliyor. Türkiye, kendi sınırlarını korumak, güvenliğine tehdit oluşturan etnik temizliği engellemek, yeni bir insani trajediye ve yoğun bir mülteci akınına izin vermemek ve Suriye'nin tek gerçek umudu olan muhaliflerin zayıflamasını engellemek üzere gerekli gördüğü zaman, gerekli gördüğü yerde, gerekli gördüğü şekilde mukavele etmeye devam edecektir. Dün de söyledim, bugün de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Türkiye, Azaz'a yönelik saldırılara kesinlikle engel olacak, mukabelede bulunacaktır. Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarıyla katliam ve etnik temizlik yaptığı sabit olan bir terör örgütünün Rusya ve Esad rejimiyle işbirliği içerisinde Türkiye'ye karşı yeni bir mülteci dalgası oluşturmasına ve sivilleri katletmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yeni bir kitlesel mülteci dalgasını da sınırındaki etnik mühendisliği de milli güvenliğini tehdit eden unsurları da gerektiğinde mukabelede bulunarak durduracak güce, kudrete sahiptir. Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden kim olursa olsun aynı tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Biz sesimizi yükselteceğiz ve vicdan sahibi olan herkes bu sese kulak verecek. Bütün dünyada bunları dinleyecek inşallah. Daha dünya için, insanlık için söyleyecek çok sözümüz var. Bunu buradan sadece sizlere değil, bütün uluslararası kamuoyuna ilan ediyorum. Türkiye'nin tutumu ilkesel bir tutumdur. Türkiye, hudutlarında terörü bertaraf ederek ve terör örgütleriyle mücadele ederek sadece kendi milli, ulusal güvenliğini korumuyor, aynı zamanda insani değerleri de koruyor. Suriye ile alakalı kanaat belirten bütün ülkelerin öncelikle bunu takdir etmesi gerekir. Terör örgütlerinin cirit attığı bir arana haline getirmek istenen dost ve kardeş Suriye bugün büyük acılar içindedir. Bir yandan yaşanan fiili yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da bölgenin güvenliğini korumak durumundayız. DAEŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütleri bu toprakların asli unsurları değildir. Bunlar arizi ve gayrimeşru unsurlardır. Suriye'deki temel problem Esad rejiminin sorunların esas kaynağı olarak görülmemesidir. Suriye'deki temel problem DAEŞ'le mücadele söylemi ve görüntüsü altında Esad rejiminin ömrünün uzatılması ve muhalif unsurlara yönelik saldırılara sessiz kalınmasıdır. DAEŞ'le mücadele ettiği varsayımıyla desteklenen YPG ve PYD'de aynı gerekçeyle ses çıkarılmayan Rusya'da DAEŞ'le mücadele etmiyor arkadaşlar. PYD son zamanlarda DAEŞ'le mücadeleden öte Suriye'nin meşru tek temsilcisi olan ılımlı muhalefetle mücadele ediyor. DAEŞ'le savaşan ılımlı muhalefet unsurlarını arkadan hançerliyor. PYD özellikle Rusya-Türkiye arasında yaşanan gerilimden sonra Rusya'nın bölgesel planlarının lejyoneri, paralı askeri haline gelerek Türkiye'ye zarar vermeyi öncelik haline getirmiş durumda. Evet, YPG, PYD kesinlikle Kürtlerin temsilcisi değil, Suriye'nin temsilcisi değil, Rusya'nın lejyoner paralı askerleridir.
Bunu hem iç hem de uluslararası kamuoyunun doğru okuması, doğru değerlendirmesi lazım. Azzez bölgesinde bir tek DAEŞ mensubu yok. Bunu herkes biliyor. Buna rağmen Rusya havadan Azzez'e saldırıyor. Halep'i bombalıyor. DAEŞ'a karşı mücadele ettiği iddiasıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke tarafından desteklenen PYD'nin DAEŞ'in olmadığı Azzez ve civarında Halep'in kuzeyinde ne işi var? Onlara dedik ki Fırat'ın batısına geçmesin. Buna riayet etmek zorunda kaldılar. Şimdi Afrin'den Fırat'ın batısına, doğuya doğru Afrin'den PYD'yi hareketlendirmek istiyorlar. Biz bu oyunu görüyoruz. Bu oyunu yapan kimler biliyoruz. Bu oyuna karşı da Suriye halkının yanında olacağız. PYD'yi, YPG'yi bu anlamda bir piyon, bir koçbaşı gibi kullananların zihinlerindeki oyun planı, bu Sykes-Picot örneğinin, 100 yıl önceki Sykes-Picot'un tekrar bölgeyi bölerek, daha küçük parçalara ayırarak bölme planlarının bir uzantısıdır. Şu anda DAEŞ bahane edilerek rejim yanlısı olmayan bütün Suriyelilerin Suriye'den çıkarılması için bilinçli bir etnik kıyım, bir soykırım gerçekleştiriliyor. Halep ve Suriye'de sadece rejim yanlıların kalması, diğer herkesin Suriye'den sürülmesi hedefleniyor. Bu Rusya'nın Çeçenistan'da yaptığı taktiğin aynısı. Yak, yık, yok et, bütün samimi direniş unsurları gitsin, işbirlikçilerle kontrolü sağlamaya çalış. Uygulamaya konulan bu sinsi planı, PYD'yi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyanın artık görmesi gerekir. Görmezlerse de biz göstermeye devam edeceğiz. Bu kirli hesap bugün görülmezse ileride çok daha büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Suriye'nin demografik yapısının korunması noktasında herkes dikkatli olmak zorundadır. Suriye sınır boylarındaki demografik dengenin değişmesini hedefleyen her türlü stratejiye karşı uluslararası toplumu uyarıyoruz. 2 milyon 600 bin kardeşimizi ağırlıyoruz. Daha fazlası gelirse bağrımız yine açık. Ama birilerinin sırf Türkiye'yi ve Avrupa'yı rahatsız etmek için böylesine bir mülteci göçüne sebebiyet vermek adına on binlerce, yüz binlerce insanı hava bombardımanına tabi tutması karşısında artık uluslararası toplumun bir ses vermesi gerekiyor. Düşününüz. Ne kadar trajikomik bir tablo. Günlerdir Rus uçaklarının bombardımanı altında hastaneler, okullar bombalanıyor. Resimleri gördüğünüzde yüreğiniz parçalanacak şekilde çocuklar katlediliyor, bedenler parçalanıyor. Bunları yapanlara karşı Türkiye kendi sınırının güvenliği için tedbir aldığı diye Rusya, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bugün şikayet ediyor. Bu ne arsız, hırsız. Bu ne küstah bir yaklaşım. Kendisi bütün bu bombardımanlarla oradaki mazlumları katledecek. Türkiye kendi sınırından yaptığı mukabelelerle sınır güvenliğini sağlamaya, bu mazlumlara bir güvenli alan oluşturmaya çalışacak ve Rusya gidip Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek. Neden? Çünkü kendisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Onun için işte biz dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ve işin ilginç tarafı, Rusya'nın bu suçunu yüzüne vurması gereken Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefiklerimiz sanki ortada bir suçlu özne yokmuş gibi bir anonim suçlu üzerinden Halep'te sivillere yönelik bombardımanı kınıyoruz diyor. Kim yaptı bu bombardımanı? Açıkça adını söyleyin. Açıkça söyleyin, kim yaptı bu bombardımanları? İşte biz, Allah'tan başka kimseden korkmayan ve Allah ve tarihten başka hiçbir yere hesap vermeyecek olan bizler açık ve gür sesle söylüyoruz. Bu bombardımanları alçak Rus uçakları yaptı. Utangaç ifadelerle açıklamalar yapılıyor. Kim yaptıysa yapmasın. Sanki böyle rica dilli söylemlerle bu bombardımanlar duracak. Sesi gür olmayanın sesi çıkmasın. Sesi gür şekilde çıkacak olanlar da korkmadan cesurca söylenecek sözü söylenecek vakitte dile getirsin. Birleşmiş Milletler'den, Avrupalı dostlarımızdan, müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden bu insanlık dışı kıyıma karşı açık
ve net bir tavır göstermelerini beklemek bizim hakkımız. Ve bunu tekrar etmeye devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, yaptığımız bu operasyon neticesinde şu anda YPG unsurları Azez civarında ilerleyemiyor. Bundan sonra da eğer Azez'e yaklaşırlarsa bizden en şiddetli tepkiyi göreceklerdir. Bölgedeki havaalanı çok iptidai bir havaalanı ama herhangi bir şekilde Suriye muhalefeti güçlerine ve masum sivillere karşı kullanılmaya kalkılırsa o havaalanı ile ilgili de daha önce aldığımız tedbirleri almaya devam eder. O havaalanını kullanılmaz hale getiririz, getirdik. Bu an çerçevede Rusya ve Esad rejiminin çıkarlarının soyunmuş bu terör örgütüne karşı, çıkarlarını savunan bu terör örgütüne karşı aldığımız tedbirleri de artırarak sürdüreceğiz. Bu tedbirler, Türkiye'nin Kürtlerle savaşı olarak lanse etmeye çalışan uluslararası algı mühendislerine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı da bir çift sözümüz var. Öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki, dışarıda BBC haberi şöyle veriyor. Veya diğer herhangi bir yayın organını ismen öne çıkarmayayım ama uluslararası basın çevreleri şöyle haber veriyor. Türkiye, Kürt bölgelerini topa tutuyor, bombalıyor. Yani Rusya'nın Halep'i ve Azdez'i bombaladığını görmüyorlar. Yani YPG'nin Azdez'e doğru gelip Tel Rifat'ta insanları katlettiğini görmüyorlar. Ve bizim tavrımızı sanki bütün Kürtlere yönelik bir tavırmış gibi yansıtarak bir algı operasyonu yapıyorlar. Bizim iç ve dış politikamız hiçbir zaman etnik ve mezhep temelli olmamıştır, olmayacaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu kürsüden ifade etmiştim. Hani bir zaman Türkiye'yi bölerek kendilerince etnik milliyetçilik yapmaya kalkışanlar Kürtlerin devleti nerede diye sormuşlardı da ben bu kürsüden de farklı kürsülerden de haykırarak ifade etmiştim. Evet, Kürtlerin bir devleti vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kürtler bizim sınır içindeki vatanımızdaki Kürt kardeşlerimiz, benim Mardin'de kucaklaştığım, inşallah Van'da kucaklaşacağım, Türkiye'nin her yerinde kucaklaştığım ve şu salonu da dolduran Türk ve Kürtler, bütün unsurlar hep beraber kardeş olduğu gibi Kürtler de bizim asli vatandaşlarımızdır. Bu toprakların sahipleridir. Kimse Kürtleri bu topraklardan yabancılaştıramaz, bu topraklardan ayrı düşünülemez. Vatandaş olarak nasıl Kürt vatandaşlarımız 78 milyon asli unsuruysa, sınırımızın diğer yanındaki Kürtler de bizim tarihtaşımızdır. Sınırın ötesinde Suriye'de, Irak'ta, İran'da, nerede olurlarsa olsun Kürtler de aynen Türkmenler gibi, Araplar gibi bizim tarihtaşımızdır, kültürtaşımızdır. Ve ne zaman ihtiyaçlar olursa yönelip dönecekleri tek yerde son kale olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çirkin bir plan var kafalarında. Suriye'deki Kürtleri bize karşı kışkırtmak. Peki biz gerçekten PYD'yi, YPG'yi bir terör örgütü olarak onlara gerekli mukabelede bulunuyorsak ve Suriyeli Kürtlere bu anlamda da sahip çıkıyorsak, bunu istismar etmeye kalkanlara şunu sormak lazım. Şu anda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin en büyük dostu kim? Hamisi kim? Yine sormak lazım. Kobani'de DAEŞ saldırdığında Suriyeli Kürt kardeşlerimize 3 günde 197 bin Kürt kardeşimizi alan, bağrına basan kim? Aylan bebeğin babasına sormak lazım. Seni kim o Ege sularından aldı çıkardı? Kobani'den gelen kardeşlerimize sormak lazım. Sizi kim bağrına bastı? Saddam'ın bombasından, Halepçe'den kaçıp bu topraklara sığınan kardeşlerimizin mirası niye unutulmadı? Hepsine sorduğumuzda verecekleri tek cevap şudur. Yine başımız sıkışsa gideceğimiz başka bir yer yok. Ve bütün bu tahriklere karşı buradan Suriye ötesine, Irak ötesine ve her yere sesleniyorum. Kürtleri kimse istismar etmeye kalkmasın. Kürtlerin devleti de, hamisi de, koruyucusu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz Türkmenleri, Arapları, Kürtleri tarihimizin bir mirası ve vatandaşlarımızın soydaşı olarak görüyor. Kayıplarını kendi kaybımız,
kazanımlarını kendi kazanımımız olarak değerlendiriyoruz. PYD ve YPG'yi bir Kürt örgütü olarak değil, terör örgütü olarak ele alıyoruz. PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur. Talimatlarını Kandil'den almaktadır. PYD ve YPG, Suriye rejiminin ve onun hamiliğine soyunarak işgalci bir güce dönüşen Rusya'nın kuklasıdır. Rusya ve Esad rejimi adına sayısız katliamlar yapmakta, yüzyıllardır aynı tarihi ve coğrafyayı, aynı kaderi paylaştığı Türkmen, Arap ve kendisine tabi olmayan Kürtlere karşı etnik kıyım gerçekleştirmektedir. Bugün bunu merak edenler Erbil'e gidip bir sorsunlar. PKK'nın Kuzey Irak'taki kanlı tarihi, Kürtlere dönük kanlı tarihi nedir? Bunu merak edenler sorsunlar. Haseke'den, Kamışlı'dan Türkiye'ye sığınan, Kuzey Irak'a sığınan Kürtlerin PKK, PYD zulmünden nasıl etkilenmiş olduğunu öğrensinler. Bu çerçevede PYD ve YPG'yi Suriye'deki Kürtlerin temsilcisi olarak değil, işgalci Rus güçlerinin ve eli kanlı Esad rejiminin taşeronluğunu, lejyonerliğini üstlenen bir terör örgütü olarak görüyoruz. Eminim bütün Kürt vatandaşlarımız da böyle görüyor. PYD, Rusya ve Esad'ın safında yer alarak, onlar adına katliamlar gerçekleştirerek, bu topraklara, bu toprakların yerli unsurlarına ihanet etmektedir. Bu bir ihanetiyle en büyük kötülüğü de Kürtlere yapmaktadır. Bu çerçevede kimse kirli algı operasyonlarına alet olmamalıdır. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye'nin en tabii savunma hakkını kullanarak yaptığı bu operasyonları engellemek için şimdi 3. Dünya Savaşı çıkabilir denerek kirli bir algı mühendisliği daha gerçekleştiriliyor. Bu spekülasyonlara hiçbir vatandaşımızın kulak asmaması lazım. Bazen gazeteleri, yayınları takip ettiğimizde gerçekten sanki Türkiye hemen bir savaşa girecekmiş gibi psikoloji oluşturulmaya çalışılıyor. Buna karşı da çok dikkatli ve özenli bir tutum takınmamız şart. Türkiye'nin çevresinde zaten 5 yıldır gerçek bir savaş yaşanıyor. Gerçek savaşı göremeyenler şimdi Türkiye savaşa giriyor diye hayali senaryolar yazıyorlar. Üstelik bu senaryoyu yazanlar fiili olarak Suriye'de savaşan ülkeler. Kendi saldırganlıklarını bu surette gizlemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Biz Türkiye'yi herkesten fazla düşünüyoruz. Suriye'de bir savaş tehlikesi varsa bunu oluşturan asla Türkiye değildir, olmayacaktır. Biz baştan bu yana makul ve barışçı bir çözümün Suriye halkının huzur ve güvenliğinin temin edilmesi için çok çaba harcadık. Suriye'deki bunca kaosa rağmen Türkiye'yi 5 yıldır savaşın dışında tutan biziz. Bu 5 yıl içinde 4 seçim gerçekleştirdik. Bu 5 yıl içinde ekonomimiz büyümeye devam etti. Bu 5 yıl içinde istikrarımız devam etti. Allah aşkına herkes elini vicdana koysun. Hangi ülke yönetimi etrafındaki bu ateş çemberinin içinde bir ülkeyi böyle istikrarlı tutabilirdi? Güvenlik güçlerimizin Rusya, Esad ve PYD'ye yönelik aldığı tedbirler sınırımızda güvenlik riski oluşturarak Türkiye'yi bir oldu bittiyle savaşa sokmak isteyen odakların oyunlarını bozmayı hedeflemektedir. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye savaştan uzak durmak, bir oldu bittiye maruz kalmamak için yanı başındaki güvenlik problemlerini bertaraf etme yönelik önleyici tedbirler almaktadır, almaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, muhalefet partileri ulusal güvenliğimizi korumaya yönelik aldığımız tedbirleri partiler üstü bir mesele olarak görüp destekleyeceklerine maalesef partizanca bir tutumla gündelik siyasi polemiğe malzeme yapmaktadırlar. Bakınız, daha dün Sayın Baykal sınırımızda yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin ulusal güvenliği perspektifinden yorumlayarak bir devlet adamına yakışan bir ciddiyetle konuştu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Baykal, Türkiye'nin aldığı tedbirlerin meşru ve gerekli olduğunu açıkça ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu ise laf kalabalığı yaparak, üste çıkma kurnazlığı yaparak ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu durum karşısında ciddi ve tutarlı bir tutum takınamadı. Şimdi şunu ifade edeyim. Biraz sonra Bahçeli'den de bahsedeceğim ama. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 5 yıllık Suriye çizgisine bakın. Vicdan göremezsiniz. Esad'ın elini sıkanları görürsünüz. Tutarlılık göremezsiniz. Sadece AK Parti'yi eleştirmek için yapılan çelişkili açıklamalar görürsünüz. Bir gün der ki ben bu Suriyeli göçmenleri geri göndereceğim hepsini. Yani geri göndermiş olsaydı hani 7 Haziran'ı kazanamaz ya, CHP'nin seçim kazandığı görülmüş mü bu memlekette? Kazanamaz ya. Hani 7 Haziran seçimlerini kazanmış olsaydı ve de söz verdiği gibi
Kazansa da söz tutmaz CHP ama hadi söz de tuttuğunu kabul edelim. Sözünü tutmuş o 2 milyon kardeşimizi o zaman Suriye'ye göndermiş olsaydı onlar şu anda Rus uçakları altında katledilmiş olacaklar. Bu da silinmez bir leke olarak bu devletin alnında kalmış olacaktı. Biz buna izin verir miyiz? Millet buna izin verir mi? Şimdi aynı şekilde bakarsınız Türkmenler Bayır Bucak'ta katledildiğinde suspustur. Bir anda aklına gelir Türkmenler. Türkmenler niye Cenevre'de yok diye. Halbuki Cenevre'dedir o sırada Türkmenler. Kürtleri unutur. Esad rejimini destekler. Bir an Kobani'de Kürtleri hatırlar. Çünkü tarih bilinci yok. Çünkü coğrafi sorumluluk anlayışı yok maalesef. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Neye ihtiyacımız var? Sayın Baykal'ın dünkü açıklamalarını dinledikten sonra bir kez daha ikna oldum ki Türkiye'de milli iktidar önemli ve milli bir iktidar var bugün Türkiye'de elhamdülillah. Milli bir iktidar. Ama milli iktidar kadar önemli olan nedir biliyor musunuz? Milli muhalefet, milli muhalefet. Biz milli muhalefet istiyoruz. Yerli muhalefet istiyoruz. Rusya ağzıyla konuşmayan, Esad ağzıyla konuşmayan, gidip Brüksel'de, Washington'da, değişik yerlerde kapı çalarak Türkiye'yi şikayet etmeyen, bu toprağa ait olduğunu unutmayan bir muhalefete ihtiyacı var bu ülkenin. Ana muhalefette bunu göremiyoruz. Peki diğer muhalefette görüyor muyuz? Benzer şekilde biz Suriye'ye dönük olarak bazı tedbirler aldığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızı korumak için Suriye'ye dönük mukabelede bulunduğunda Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Bilmiyorum gördünüz mü? Bütün Türkçe şeyiyle, vukufiyetiyle okuyanlar dahi ne demek istediğini anlayamadı. Biz müdahale edelim mi, etmeyelim mi? Duralım mı, bekleyelim, müdahale edelim mi? Ama tek bir hedefi var bu açıklamanın. Bu açıklamanın amacı topluma korku salmak olan bir retoriği hakim kılmak. Sayın Bahçeli, Türkmenlere Bayır Bucak'ta zulüm yapıldığında neye yardım etmiyorsunuz diye sorar. Onlara yardım etmek için silahlı kuvvetler Azdez'de bulunan Araplara, Türkmenlere, Kürtlere yardım etmek için harekete geçtiğinde aman savaşa girmeyelim, savaşa giriyoruz diyerek bizi uyarmaya kalkar. Biz bu ülkeyi savaşın kenarında yıllardır istikrarla yönettik. Ama Sayın Bahçeli de ne yapmak istediğini bize bir açık söylesin, ne yapılmasını istedi. Yani Bayır Bucak Türkmenleri katledilirken, Azrez'deki Türkmenler, Araplar, Kürtler katledilirken duralım ve izleyelim mi Sayın Bahçeli? İstediğin bu mu? Bir yandan Bayır Bucak Türkmenlerine yardım edilmesi çağrısında bulunup ki zaten kendisi farkında değil ama Türkiye tek bir an bile Bayır Bucak Türkmenlerini yalnız bırakmadı. Öte yandan Bayır Bucak Türkmenlerini de içerecek şekilde sınırımızdaki muhalif unsurları korumaya yönelik aldığımız tedbirlere karşı çıkması büyük bir çelişkidir. Sayın Bahçeli'nin milli güvenliğimize açık bir tehdit oluşturan Rusya, Esad rejimi ve PYD'nin hamlelerine karşı aldığımız meşru tedbirlere destek vermek yerine milletimizi tedirgin etmeye yönelik bir retoriğe yönelmesi asla kabul edilemez. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir muhasebe yapması lazım. Bir an düşünsünler, olmaz ya, bir empati yaparak başbakanlık koltuğunda kendilerine oturduğunu düşünsünler ve önünüze bir istihbarat raporu geldiğini, Rus uçaklarının Azze'yi yerle bir edeceği edip, PYD ile birlikte PYD'nin de oraya gireceği bilgisi ve yeni bir göç dalgası oluşacağı bilgisi önlerine gelselerdi ne tutum takınırlardı? Bugünler hepimiz için tarihi niteliğe sahip imtihan günleridir. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli'nin bir devlet adamı ciddiyetiyle partiler üstü bir yaklaşım sergilemelerini temenni ediyorum. Dediğim gibi bizim milli bir muhalefete ihtiyacımız var. Ve bu partilere oy veren vatandaşlarımızı da ülke menfaatini gözeten milli bir muhalefet çağrısıyla kendi partilerine çağrıda bulunmalarını rica ediyorum. İnanıyorum ki milletimiz de bu partilere oy veren vatandaşlarımız da kendilerinden bunu beklemektedir. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye yıllarca terörün acısını çeken, bedelini ödeyen bir ülke. Terör konusunda ikilemlerle dolu bir anlayışın terör sorununu çözemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple kimden gelirse gelsin, biz aynı netlikte, aynı kararlılıkta teröre karşı duruyoruz, duracağız. Son aylarda farklı terör örgütlerine karşı aynı net tavrı göstererek ödünsüz bir şekilde mücadele ettik. Bunun olumlu neticelerini de elhamdülillah milletimizle birlikte yavaş yavaş alıyoruz.
Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki bazı ilçelerimizde terör örgütüne karşı yürütülen kapsamlı operasyonlar başarıyla devam ediyor. Silopi'den sonra da Cizre'de de beklenen sonuç başarıyla ulaşıldığı için operasyon sona erdi. Milletimiz de, askerimiz de omuz omuza durduğumuz bu günlerde bu huzur ve demokrasi operasyonuna destek veren bütün bölgedeki vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Önümüzdeki dönemde Cizre'de de yaraları sarmaya yoğunlaşacağız inşallah. İnşallah yıkılanın yerine daha güzelini yapacağız. Bu şehirlerimizi adeta yeniden imar edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Mardin'de Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı'nı açıklamıştık. Bu plan doğrultusunda terörden zarar gören bütün vatandaşlarımız için gereken her türlü desteği sağlıyoruz. İnşallah kısa sürede bütün bu ilçelerde ve bölgede hayatı normal seyrine döndüreceğiz. Bu ülkede terörün asla bir geleceği olmayacak, bunu da herkesin böyle bilmesi lazım. Milletimiz terörden çok yoruldu. Yeniden barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak, işine gücüne bakmak istiyor. Teröre destek vermeyen, elinde silah olmayan herkesle tek tek konuşacağız ve barışı, huzuru, istikrarı, kamu düzenini mutlaka tesis edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya son 100 yılda birçok acılar yaşadı. Halen de yaşamaya devam ediyor. Ülkemizin siyasal istikrarını sürdürmesi ve toplumsal refahını artırması için güçlü bir siyasal sistem inşa etmemiz artık kaçınılmazdır. Bölgemizde yaşanan gelişmelere, risklere ve tehditlere ancak güçlü bir siyasal sistem ile cevap verebiliriz. Kriz dönemlerinde devletler kendilerini kapalı bir sisteme çevirerek korunabileceklerini düşünürler ve giderek kısıtlayıcı, baskıcı politikalara ve uygulamalara yönelirler. Biz AK Parti olarak bu eğilimin aksine bölgemizin içinden geçtiği şu zor dönemde daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi ve daha fazla katılım içeren bir siyasal sistem inşa etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Daha çok çoğulculuk, daha çok özgürlük içeren, insanı merkeze alan bir siyasal sistemi hayata geçirmemiz her zamankinden daha elzemdir. Türkiye'nin önündeki yol ayrımı çok nettir. Ya kendi içinde sorunlarla boğuşan, küçülen, zayıflayan bir ülke olacağız 90'lı yıllarda olduğu gibi ya da bölgesindeki krizlere öncelikli olarak güçlü demokrasiyle cevap veren, ekonomisi, toplumsal yapısı ve kurumları ile güçlü bir ülke olacağız. Türkiye'nin bu yol ayrımında herkes, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları herkes tarafını seçmek zorundadır. Türkiye artık darbe anayasalarıyla vesayetçi bir anlayışla yönetilemez. Bu çerçevede yeni bir anayasa hazırlamayı Türkiye'nin en temel önceliklerinden biri olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi hükümetin kurulmasının hemen ardından anayasa çalışmalarına başladık. Meclisteki partilerle ilk görüşmelerimizi yaptık. Ardından meclis başkanımızın öncülüğünde meclis uzlaşma komisyonu kuruldu. Geçtiğimiz hafta ilk toplantı yapıldı. Biz de bu toplantının neticelerini MYK'da ve MKYK'da değerlendirdik. Süreç işliyor. İnşallah adım adım bu yolda, bu zorlu yolda birlikte ilerleyeceğiz. Bu meclis önümüzdeki uzun dönemde yeni bir anayasa yapabilecek temsil ve meşruiyete sahiptir. Maalesef 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu 25 ay gibi uzun bir süre çalışmasına rağmen çeşitli menfi tutumlardan dolayı süreci tamamlayamamıştır. 2011 yılından bugüne kadar Türkiye tam olarak 5 yıl kaybetmiştir. Ancak biz yine de iyimserliğimizi koruyarak 24. yasama döneminde yarım kalan çalışmaları bir birikim olarak önemli bir müktesebat olarak değerlendiriyoruz. O dönemde komisyon, kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 160 kurumu dinledi komisyon. 165 üniversite, 78 il barosu, 60 siyasi parti, 18 belediye birliği, 17 kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, 7 yüksek mahkeme, 7 kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşu, 6 muhtarlar birliği derneği, 4 işçi ve işveren sendikaları üst kuruluşundan komisyona, o zamanki uzlaşma komisyonuna yazı ile görüş istendi ve bu görüşler toplandı. Bunun yanı sıra, bakınız çok bunlar unutuluyor, geçmişte neler yapıldı. Bu komisyon çalışmaları esnasında 14.538 dernek, 4.000'den fazla vakıf, 1.700 yerel ve ulusal radyo ve 197 yerel televizyondan e-posta vasıtasıyla görüş talep edilmiş ve alınmıştır. Komisyonun resmi internet sayfası üzerindeki görüş bildirme sistemi üzerinden 66.015 kişi e-posta ile 1.872 kişi veya kuruluş posta yoluyla da
1050 kişi veya kuruluş görüş açıkladı. Gönderilen görüşlerin 104 üniversite, 102 dernek, 58 vakıf, 34 meslek örgütü, 32 platform, çatı kuruluşlar dahil olmak üzere 30 sendika, 21 kamu kurumu, 21 siyasi parti, 19 diğer toplum, sivil toplum kuruluşları ve 5 enstitüye ait olduğu tespit edildi. Bütün bu kuruluşlar bu görüşleri komisyona bildirdi. Yani müthiş bir müktesebat var elimizde. Aslında son derece katılımcı bir çalışmayla elimizde binlerce sayfadan oluşan bir müktesebat var. Muhakkak ki yeni kurulan komisyonumuz çalışmalarını bu birikimin üzerinde inşa edecek. Ülkemizin daha fazla zaman kaybına, daha fazla oyalanmaya tahammülü yok. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki muhalefet partilerinin komisyonun süresini uzun tutmaya yönelik eğilimleri ve komisyonu anayasa yazımıyla ilgisi olmayan konularla meşgul etme tutumları bizi endişeye sevk ediyor. Biz bu komisyona bir süre konmasını ve bütün bu müktesebat üzerinde bir an önce neticeye ulaşılmasını önemli görüyoruz. Ve bu süreyi de muhalefet parti liderleriyle görüştüğümde 6 ay olarak kendilerine söylemiştim. Bu komisyon daha önceki komisyonun birikimine yaslanarak çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandırma imkanına sahiptir. Bunca birikim ortada dururken süreyi uzatmaya yönelik tutumlar samimiyet ve ciddiyetle bağdaşmaz. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir teklifi var. Sayın Kılıçdaroğlu anayasa yazımı için toplanmış komisyonu mevzuatla meşgul etme teşebbüsleri ve oyalama top çevirme izlenimi uyandıracak bir teklifte bulunuyor. Kılıçdaroğlu'na göre komisyonun adı Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu olmalıymış. Dolayısıyla komisyon anayasa yazımından önce bu konuya mesai harcamalıymış. Henüz daha işin başındayken Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP grubu olmak üzere herkesi samimi olmaya davet ediyorum. Yeni anayasa sürecini başlatmak üzere liderlere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de mevzuatlarımızı darbe izlerinden arındırma konusu gündeme gelmiş, bu konuda bitmiş bir çalışmamızın olduğunu, destek verildiği takdirde çok kısa bir süre içinde bu adımı atabileceğimizi kendilerine ifade etmiştim. Dolayısıyla bu konuda bizim farklı bir tutumumuz yok. Gelin darbe mevzuatını tümüyle ayıklayalım. Buna hiç itirazımız yok. İtiraz ettiğimiz husus Anayasa Komisyonu'nu ile bunu ilişkilendirmek. Anayasa Komisyonu anayasa çalışmalarını sürdürsün. Darbe mevzuatını ayıklamak daha kolay bir iş. Neden daha kolay bir iş? Çünkü 367-330 gibi belli sayıya ulaşmaya gerek yok. Birçoğu yönetmeliktir, kanundur, iki partinin işbirliğiyle de hatta anlaşmamız üzerine sadece bizim oylarımızla bile değiştirebiliriz. Bunlarda hiçbir tereddüt yok. Biz darbe hukukunu hiçbir zaman savunmadık. Darbeci zihniyetin karşısındaki en dik güç, en gür ses her zaman AK Partisi olmuştur. AK Parti olmuştur. Burada sizlerin ve milletimizin huzurunda Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunuyorum. Bizim darbe hukukunun izlerini silmeye yönelik çalışmamız hazır. Siz de bir çalışmanız olduğunu iddia ediyorsunuz. Eğer samimiyseniz hemen bugün arkadaşlarımız bir araya gelsinler ve bu amaca matup bir çalışma grubu oluşturularak gecikmeden Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının bitmesini beklemeden gerekli adımları hep birlikte atalım. Böylece anayasa yazımı için toplanan komisyonu başka işlerle meşgul etmeyi engellemiş oluruz. Bu açık çağrıma rağmen mevcut komisyonun anayasa yazımından önce darbe hukukunu arındırma işiyle meşgul olmasında ısrarcı olmanız yeni anayasa konusunda ayak direttiğiniz anlamına gelecektir. Değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz gibi grup toplantılarımızda her hafta seçim öncesi milletimize verdiğimiz sözlerin ne kadarını yerine getirdiğimizle ilgili bilgi veriyorum. Bu hem size hem de milletimize taahhütlerimiz konusunda bir hesap vermedir aynı zamanda. Seçim beyannamemizdeki vaat ve reformları büyük bir hızla hayata geçiriyoruz. Bugün itibariyle ilk 8 haftada meclise sevk edilenlerle birlikte reformların %50'sini, vaatlerin ise %73'ünü gerçekleştirdik. Elhamdülillah. Bu AK Parti farkı. Allah aşkına bütün Cumhuriyet tarihini incelesinler. İlk 2 ayda 8 haftada vaatlerinin %73'ünü gerçekleştirmiş herhangi bir iktidar, herhangi bir hükümet var mı? Aramızdaki fark bu. Biz herhangi bir hükümet değiliz. Biz 13 yıldır verdiği her sözü tutan, bu miras üzerinde yükselen AK Parti'yiz. Reformları yarı yara, ilk 3 ayın reformları neredeyse yarı yarıya tamamladık. Kişisel verilerin korunması, çalışma hayatında güvenceli esneklik ve özel istihdam bürolarının kapsamının genişletilmesine dair kanun tasarımızla mecliste görüşülüyor. Hamdolsun
milletimize duyduğumuz sorumluluk gereği açıkladığımız takvime uyuyor, milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Türkiye doğru bir yolda adım adım hedeflerine ilerliyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama bu sıkıntıları aşacak güce, tecrübeye, özgüvene ve en önemlisi millete inancımıza sahibiz. Milletin sesi olarak, milletin sesi olarak, millet iradesinin temsilcisi olarak emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Türkiye'nin yolunu açık etsin ve inşallah 2023 hedeflerine hep beraber ulaşmayı bize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi Kocaeli Darıca Belediyesi Atletizm Kulübü Avrupa Şampiyonu olan sporcuları Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Sayın Belediye Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi kapalı oturuma geçeceğiz birazdan. Bütün vekillerimiz kapalı oturuma davetlidirler. Hepsini bekliyoruz. Grubumuzun basın açık bölümü sona ermiştir. Kapalı oturuma geçileceğinden sayın misafirlerimizin salonu boşaltmaları konusunda görevli personele yardımcı olmalarını rica ediyorum. Sayın vekillerimizin de kapalı oturuma geçileceğinden salondan ayrılmamaları gerekiyor.